Herkese merhabalar tekrar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben küçük bir tanıtım yaptıktan sonra sohbetimize başlayabiliriz. Öncelikle Ertuğrul Mavioğlu'nu tanıtmak istiyorum. Kendisi 1961 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1980 ve 91 yılları arasında toplamda 8 yıl politik tutuklu olarak hapis yattı. Gazeteciliğe 1985 yılında Hürriyet'te başlayan Mavioğlu, Yeni Politika, Evrensel, Radikal, Cumhuriyet gibi gazetelerde ve İmece TV'de çalıştı. Mavioğlu'nun 1-12 Eylül hesaplaşması alt başlığı ile 3, Ahmet Şık ile birlikte hazırladığı Ergenekon davasının arka planını anlattığı 2 ciltlik kitapları mevcut. Son kitabı ise Cendere'deki Medya, Tencere'deki Gazete. Haricinde 2015 yılında Çayan Demirel ile beraber Bakur belgeselini yönetti. Ayşe Çetinbaş 1979 Almanya doğumlu. Çetinbaş İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Master'ını Greenwich Üniversitesi'nde yaptı. Çeşitli ulusal, uluslararası belgesel projelerinde yapımcılık yaptı. İlk belgeseli Yıldız Halpar, Bedi Raks'tan Bugüne. Belgeseli ilk yönettiği belgesel. Bunun haricinde Beş No'lu Cezaevi, Benim Çocuğum, Doktor Şivan, Bakur gibi belgesellere ise yapımcılık noktasında destek vermiştir. Kendisi Sürela filmin ortak kurucularından. Çayan Demirel ise 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Demirel İktisat Fakültesini bitirdikten sonra 2000 yılında sözlü tarih ve belgesel sinemaya adım attı. Dersim katliamını konu anlatan 38 adlı belgeselini 2006 yılında tamamladı. Bunun haricinde Diyarbakır Cezaevinde yaşanan vahşeti anlattığı Beş No'lu Cezaevi, ardından Kürt aydını Sait Kırmızı Toprak'ın hayatını anlattığı Doktor Şivan ve Ertuğrul Mavioğlu'la birlikte yönetmenliğini yaptığı Bakur belgeseli mevcut Çayan Devlet. Hepinize öncelikle tekrar hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben ilk aslında belgeselin de kapsamında gösterilen 38 belgeseliyle başlamak istiyorum sohbete. Belgesel 2006 yılında tamamlandı. Çayan Demirel İktisat mezunu olduktan sonra dediğimiz gibi sözlü tarih ve belgesel alanına yakınlaştı. Çayan Demirel'e şey sormak istiyorum. Tam olarak ne oldu? Neden belgesel? Neden sözlü tarih anlatımı? Çünkü şey de biliyorum yani kişisel tarihinden Çayan sonradan Zazaca'yı öğreniyor. Kendi ana dili olan. Bu tarz yani motivasyon neydi? Etkileşimler neydi? Bunun hakkında Çayan belki bize bir şeyler anlatmak ister. Bir de soruyorum. Bir daha soruyu alabilir miyim? Kısa özne. İlk belgeselin 38 belgeseli. Dersim katliamını anlatıyorsun 38 belgeselinde. Kendin de Zazaca'yı sonradan öğrendin ana dili. Tam olarak sözlü tarihe, belgesele seni yakınlaştıran şey neydi? Çünkü belgeselde de biz sık sık sözlü tarih anlatım tekniğinden yararlandığını görüyoruz. Tarihsel arşivlerden yararlandığını görüyoruz. Bu anlamda belgesel senin için neyi ifade ediyordu? Neden böyle bir karar verdin? Bu Kendi tarihime sahip çıkmak gibi bir dert içindeydim. O yüzden başladım. Neden 38 çekmek istedin peki? 38 katliam ile ilgili bir belgesel. Dedim. 38. Bunun gibi bir yok. Gitti. Nasıl yapardım? Çocukluğumdan beri hep duyuyordum 38 ile ilgili hikayeler. Ben de o nedenle bu konuyla ilgili bir belgesel yapmak gerektiği kanısına vardım. Ben şey sormak istiyorum. Kendim de tezimde şey çalıştım. Master tezimde Bakur'un rasyonel ve toplumsal hafızayı çalıştım. Orada biraz Türkiye'deki sansürle alakalı meseleleri çalışırken Dersim 38 belgeseline de denk geldim. Dersim 38 belgeseli yanılmıyorsam 2007 yılında Munzur Film Festivali'nde gösterileceği esnada sansüre uğruyor. Doktor. Peki mesela yani şimdi 15 yıl geçti belgeselin üstünden, belgesel sansüre maruz kaldı vesaire.
hala devam ediyor. Hala devam ediyor yasak. Değil mi? Çünkü bir dönem bir üst mahkemeye taşındı vesaire bir şeyler oldu. Hatta o dönem dönemin galiba başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da Dersim katliamına dair özür dilediğine dair açıklamalarda bulundu. Yani belgesel çektikten sonraki süreçte medyada, basında bu şekilde haberler yer aldı. Senin de belgeselin hemen hemen 15. yılını tamamladı. Bir belgeselci olarak gerçekten yansıması sence ne oldu? 15 yılda sence değişen bir şey oldu mu? Bu anlamda neler düşünüyorsun? Dersim katliamıyla ilgili bir belgeselci olarak topluma dair ne düşünüyorsun? Değişen bir şey oldu. Kasıtlı değil. Sadece sistem modernleşti. Sadece ne? Modernleşti. Devlet. Evet. Değişen bir şey olduğu kanısında değilim. Sadece devlet modernleşti. Söz aygıtları da modernleşti. Savaş aygıtları modernleşti. Onun dışında bir gelişme yok. Olmadı. Evet, evet. Yani böyle şey de düşününce, sansür vesaire bugün de düşününce çok daha keskin sınırlar var artık. Yani belki birazdan Bakur belgeselini de ve onun sürecini de konuşacağız. Bu anlamda hakikaten Türkiye'de de bu sansür meselesi vesaire konuşulurken daha katı artık uygulamaların başladığı, özellikle Bakur'dan sonra vesaire belgesel alanda da bir hasar böyle sirayet etmiş bir durum. Buna şey sormak istiyorum Ertuğrul Mavioğlu'na. Biraz böyle sansüre vesaire girerken Bakur'u da hem tekrar hatırlayalım, hem zaten hali hazırda Bakur'un da devam eden bir süreci var. Bir şekilde sizler de hayatınızda Bakur'un bu durumundan, mevcut durumundan dolayı etkileniyorsunuz. Bakur 2013 yılı gibi çekilmesi planlandı. Yani daha doğrusu o süreçte ilk konuşulmaya başlandı. Böyle bir belgesel çekelim vesaire. Tam olarak 2013'te ne vardı? Bakur'u çekmeye alan açan durum neydi? Bakur hangi koşullar altında oluşmaya başladı sizde diye sormak istiyorum Ertuğrul Mavioğlu'na. Çünkü bir gazete yazınız var T24'te çıkmıştı o dönemi anlatan. Bununla alakalı böyle şeyler söyleyebilirsiniz. Evet, o dönemde çok fazla şey konuştuk. Özetlemek gerekirse süreç aslında biraz 2013 Nevroz'una dayanıyor. Abla Öcalan'ın mektubu Diyarbakır Nevroz'unda okunuyor. Arkasından PKK yeni bir karar alıyor. Aslında 2012'deki süreci düşündüğümüzde sürpriz bir gelişme olarak değerlendirmiştik biz o dönemde bu geri çekilme kararını. Çünkü 2012'de doğrudan doğruya devrimci halk savaşına hazırlık denilen bir süreç başlatmışlardı. Fakat işte bu Nevroz sonrasında ki o bir dizi görüşmenin ürünü olarak işte Oslo süreci vesaire bu görüşmenin ürünü olarak ortaya çıkan bir tablo. Bu tablonun getirmiş olduğu bir süreç başladı Nisan ayı itibariyle. Kandil'de bir basın toplantısı düzenlendi. O basın toplantısına da katıldım ben de. O zaman yanılmıyorsam Bir Gün Gazetesi'nde çalışıyordum. Ve o toplantı sonrasında işte Murat Karayılan'la bir evde çok sayıda gazeteciyle, Türkiye'den gazeteciyle bir toplantı yapıldı vesaire. Sonrasında bir geri çekilme süreci denilen süreç başlatılmış oldu o gün itibariyle. Yaklaşık olarak Mayıs ayı gibi de bu geri çekilmeler yavaş yavaş başladı. Hatta biraz daha erken, tam hafızam beni yanıltmıyorsa, geri çekilmeler başladı. Biz de o dönemde bu geri çekilmeleri bir filme alalım diye düşündük. Olumlu bir cevap geldi. Çağan Demirel'le bir toplantı yaptık o dönemde. Çağan'ın aslında elinde iş vardı. Bu Doktor Şivan belgeselini devam ettiriyordu. İşte nasıl olacak falan, ama hani tabii ben esas itibariyle gazeteciyim. Yani belgesel işi benim daha sonradan müdahil olduğum bir iş. Yani daha önce yapmış olduğum küçük tefek bir takım filme dair işler var, televizyonculuğum var, ama
Şimdi Çayan'ın belgeselcinin yanında ben belgeselciyim diye ortada dolaşmanın pek bir manası olmayacağını biliyordum o dönem içerisinde. Neyse işte Çayan'la konuşmamızın nihayetinde gezi direnişi vardı bir de. Enteresan başka bir tabii. Şimdi tekrar da onu da anmak gerekir. Biz Gezi Parkı'nda buluştuk ilk Çayan'la bu meseleyi konuşurken. Çünkü işte PKK bizim böyle bir belgesel çekebilmemiz için yeşil ışık yaktı. Hatta ekibinizle birlikte gelin dedi ama ortalıkta henüz bir ekip falan da yoktu. Yani Çayan'ın evet demesi dışında ortalıkta bir çare de yoktu. Nihayetinde Çayan, zannedersem o dönemde Ayşe'yle de konuştu. Bu filmi çekmeye karar verdik sonuç olarak. Yani ortalıkta bir sponsor yoktu, destekçi yoktu, hiçbir şey yoktu. Ama filme çekmeye ilişkin bir irade vardı. Çayan'ın o dönemde evet deyişi tabii bu filmin rotasını ciddi anlamda bir sağlam bir rayın içerisine sokmuş oldu açıkçası. Ortalıkta bir tabii bir yapım şirketi, Sürela Film, işte Çayan Demirel, Ayşe Çetinbaş, A takımı böyle birdenbire film işi ciddiye bindi. Bunun üzerine biz güneye indik beraber, Çayan'la beraber. Orada görüşmeler yaptık. Filmin nasıl çekileceğine ilişkin konuşmalar oldu. Bizim esas itibariyle istediğimiz şeyin temelini şu oluşturuyordu. Hani filmin son halini görelim, bir düzeltme yapalım, şuraları değiştirelim, buraları değiştirelim falan şeklinde bir davranış görecek olursak eğer, biz bu filmi baştan çekmeyelim tavrındaydık biz. Böyle bir denetleme mekanizmasını kabul etmek zaten o filmi bağımsız bir film olmaktan çıkartırdı. Bu konuda bizim talebimizi de olumlu karşıladılar ve o yüzden de filmin çekimi önünde herhangi bir engel kalmadı. Tabii biz ısrarla şunu da belirttik, biz sizden asla parasal bir destek kabul etmeyeceğiz. Sadece bulunduğumuz sahalar içerisinde tabii ki çıkan karavanı neyse onu yeriz, o kadar. Yani zaten orada otel konaklaması falan diye bir şey yok, yani matın üstünde yatıyorsunuz. Gidince daha iyi net gördük tabii bunları. Bize Dersim, Ahmet ve Botan bölgesinde çekimler yapabileceğimizi belirttiler. Ve arkasından tekrar Türkiye'ye döndük, hazırlıklara başladık. Zannedersem Haziran ayının, Temmuz ayında tabii, 2013'ün Temmuz ayında çekimler için yola çıktık. O zaman eski bir tane Palio muydu Ayşe? O araba, o arabaya bindik, 4 kişilik bir ekip. İşte Ahmet vardı, o bizim sesçimiz olacaktı. Ama sesçilik dışında başka bir sürü şeyler de yaptı tabii sahada. Koray görüntü yönetmenimiz. O zaten Çayan'la daha önce de birçok belgesel çalışmasında, Diyarbakır 5 Nol'da, zannedersem Dersim 38'de falan da birlikte çalışmış. Doktor Şivan'da birlikte çalışmış. Bu anlamda zaten Çayan'la birlikte bir ses, irade, bakış falan konusunda bir uyum olan bir ekip vardı. Çayan'la bizim dostluğumuz zaten bu film çekilmezden epey öncesine dayanıyor. Sık sık bir ara gelirdik, görüşürdük. Birlikte yemek yerdik vesaire. Tabii Ayşe ile de öyle. Böyle pozitif bir ekip oluverdik birdenbire. İşin zorluklarının belki de en temel tarafı zaten böyle aşılıyor. Birbirine güvenen insanlar birlikte adım attıklarında nihayetinde işin büyük bir oranda çözüm noktasında ilerlemiş oluyorlar. Bizim durumumuzda zaten baştan galip bir ekip olarak yola çıktım. Çünkü iyi amaçları olan, sonuç olarak gerçeğin ortaya çıkması dışında herhangi bir beklentisi olmayan
bir ekip bundan kötü bir şey çıkma şansı zaten yoktu. İşte bütün bu çekim süreci 2013 yılında bir yaklaşık olarak 2,5 aylık falan bir sürece yayıldı. Geceli gündüzlü dağlarda gerillanın kamplarında kaldık. Böyle çok nadir bölge alan değiştirmek için şeye döndük, kente indik. Onun dışındaki kalan zamanlarımızda hem kuzeyde ki Bakur bölgesi hem de güneyde Başur bölgesindeki kaldığımız yerlerde hep dağlarda mat üstünde yattık. İşte gerillanın yiyeceğini paylaştık. Ve elden geldiğince de olay ve olguları en objektif bir şekilde aktarabilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Tabii İstanbul'a tüm çekimler bittikten sonra uzun bir süreci başladı. İşte şeylerin elde edilen dokümantasyonun tape edilmesi, onların çevirilerinin yapılması, ekip büyüdükçe büyüdü. O yüzden bir dev bir çevirmen ekibimiz oluştu birdenbire. 8-10 kişilik yanılıyor muyum Ayşe? Süreç ilerledikçe başka insanlara ihtiyaç duyduk. İşte post prodüksiyon aşamasından tut, işte filmin tanıtımına vesaire varıncaya kadar öncesinde filmde gönüllü bir danışmanlar ordusu ortaya çıktı. İşte biz filmin ilk yapıldığı ya işte kaba kurgusu bitti dediğimiz zaman yanılmıyorsam 130 küsur dakikalık bir filmdi o. Ve biz Çağrı'nın ekibimiz öyle bir noktaya gelmiştik ki filmden sahne atmaktan şey yapıyor, sanki evladımızın parmağının kenarını kesiyormuş falan gibi bir hisse kapılmaya başlamıştık. O yüzden kesemiyorduk da. Boğaziçi Üniversitesi'nde Mithat Alam Kültür Merkezi'nde çok sayıda sinemacı bir araya getirdi Ayşe. Bize dedi ki bırakın dedi dövsünler filmi. Siz de sesinizi çıkartmayın. Yani insanların cesaretlerini kıracak herhangi bir cümle sarf etmeyin. Savunmaya da geçmeyin. Onlar söylesinler ne söyleyeceklerse. Hakikaten filmin o kaba halini çok sayıda insanın dövmesine yol açtık. Ve çok güzel bir dayak attılar ama filme. Yani ben o günkü toplantıyı hiç unutmuyorum. Yani bir belgeselci hep şeyden düşünürüm ben bunu. Bir basılı eser de böyledir. Basılı eseri bastırmazdan önce çok sayıda arkadaşınıza gönderirsiniz. Ya okuyun bir şurada bir hata var mı, yanlış var mı, mantık hatası, tahsih bilmem ne var mı diye sorarsınız. Çünkü kitap veya işte bir haber basıldıktan sonra bunun geri dönüşü olmaz. Film de öyle. Bitti deyip de artık festivaller sürecine başlattığınızda bunun geri dönüşü olmayacaktı. O yüzden de o dayağı yedik orada. Güzel oldu. Ve sonuçta biz Boğaziçi'nden çıkıp Çağrı'nla birlikte yürüdük. Arnavutköy'e bir yere gittik. Bir yerde oturmaya. İşte bir şeyler içeriz, hem bir şeyler yeriz falan diye. Bir baktık ki aynı noktalarda evet şuraları atalım, şuraları yok edelim, şuraları ekleyelim falan filan noktasında bir fikir birliği hızlı bir şekilde oluşuverdi. Açıkçası kurgu aşamasında da çok şey, ben kendi hesabıma çok şey öğrendim. Kurgucu arkadaşımız Burak da çok şahane bir kurgucuydu. Hiç böyle yüksünmedi. Biz yapbozlarımız karşısında sinir olup kafamıza bilgisayar falan atmadı. O açılardan da hoş bir süreç yaşadık. Bunların hepsinin toplamında işte ben de birazcık belgeselci oldum sürecin sonunda. Ama eminim Çayan da birazcık gazeteci oldu. Yani öyle bir tarafı da var. Yani böyle win-win bir durum
karşılıklı kazandık. Sonrasında tabii film bitti artık. İşte 92 dakikalık bir film çıktı ortaya. Artık kesecek, edecek falan filan bir tarafı kalmadı. Film içimize sindi. Ben hep daha önce kitaplarımdan da biliyorum. Yani aslında hiçbir kitap bitmez, hiçbir film bitmez, hiçbir haber bitmez, hiçbir yazı bitmez. Bunu bir yerde bittiğini kabul etmeniz lazım. Her kitabı, her filmi, her yazıyı 10 sene sonra elinize alsanız, ya ben bunu başka türlü çekebilirdim diyebilecek bir durumdaysanız eğer, hiçbir film bitmeyecek demektir. Ama bir yerde bitirmek zorundasınız ve o noktada şöyle bir noktaydı biz Çayan'la ikimiz açısından. Bizim bütün o çekim süreci içerisinde dağlarda gezinirken, insanlarla kurduğumuz temasta yakaladığımız ruh halini, tanık olduklarımızın, bize geçenleri daha başka ifadeyle, bizi içimize geçmiş olanları filme yansıtabilip yansıtamadığımız meselesiydi. Yani mesele bir ideolojik falan filan mesele çok çok ötesinde, çok daha derinlemesine bir şeyden bahsediyorum. Ben birazcık bir şey sinemacı oldum derken onu kastediyorum. Yani işte o an hissediyorsunuz, evet diyorsunuz, biz burada en azından müthiş bir şaheser yaratmamış olsak bile şunu yarattık. Orada yaşadığımız, hissettiğimiz, gerilladan, oradaki yaşam sahasından bize geçenleri biz buraya yansıtabildik diye düşündüğümüz an filmin bittiği andı. Buyurun. Ben şey demek istiyorum. Bugün de Bakur hakkında o kadar çok, artık Bakur başlı başına bir literatüre dönüştü. Üzerine yazılıp çizilen, konuşulan meselelere falan baktığım zaman hakikaten arkasında bir sürü yazı bıraktı. Hakkında röportajlar bıraktı. Bunlardan bir tanesi de bence çok haklılık payı yüksek olan bir şeydi. Şey diyordu, Kürt sinemasında, yani daha doğrusu Kürt sorununa yönelik çekilen bugüne kadar filmler, belgeseller içerisinde daha dair bir bakış vardı ama bu da bakış şeyden kuruluyordu. Dağa gidenlerin arkasında bıraktıkları insanların söylemleri üzerinden bir bakıştı. Bakur'la beraber artık daha yakın planlarla bakmaya başladı. Çünkü Bakur artık o toplumdaki dağ imgesinin yerine, yani biz o dağ imgesinin artık içine giriyoruz. Artık oranın içinde neler yaşanıyor, neler ediliyor. Bakur aslında bize yakın planlarla oraya anlattı diyor. Sizin de söylediğiniz gibi, yani işte biz oradaki yaşamı vermeye çalıştık. Objektif olmaya çalıştık. Oradan ne gördüysek bunu filmimize yansıtmaya çalıştık. Hakikaten bu yakın planlar işte tam olarak size ne hissettirdi? Nasıldı orası? Yani bir belgeselci olarak, bir sinemacı olarak neyi nereye nasıl almamız gerekiyor? Neyi nasıl gösterelim vesaire gibi? Bu soruyu sormak istiyorum aslında. Ya şimdi şöyle bir noktaya özellikle değinmem lazım. Biz İstanbul'a döndüğümüzde elimizdeki bütün çekimleri tamamladığımız kanaatine varıp, ki daha fazla uzatacak belki bir iki daha bölge, belki bir iki daha fazla insan falan, ama esas itibariyle çekilmesini gerektiğini, kaydedilmesi gerektiğini düşündüğümüz her şeyi kaydetmiştik ve üstelik çok şanslıydık bu konuda. Yani bize güvendiler, çok mahrem yerlerini de açtılar. Mesela ben ısrarımıza rağmen hapishanenin içine sokacaklarını falan düşünmüyordum yani. Ama çok ısrar ettik, bir şekilde kabul ettiler. Hapishanenin de içine girdik. Yani nasıl anlatayım? Dağın içine uyulmuş hastanenin içerisine soktular bizi. Yani çok mahrem mağaralarına, şikeftlerinin içerisine soktular. Yani bu açıdan bizim en azından vicdanımıza güvendiklerini hissettim ben. Çayan da aynı hislerin içerisindeydi. Yani bizim doğru bir şekilde yansıtacağımızı, onların sözlerini çarpıtmayacağımızı falan, buna bir inanç olduğunu gördüm. Ama gerçekten de ekibimiz yüksek ahlaklı bir ekipti. Yani bunu artık bu konuda mütevazi olamayacağım, zaten ahlakın mütevaziliği olmaz. Yani evet,
Evet, hepimiz yüksek ahlaklıydık. Yani erdemli insanlardık, yalancı değildik. Bugüne kadarki yapmış olduğumuz işlerin toplamı zaten bunu ortaya koyuyordu. Ama biz yine de şunu tercih ettik, açık söylemek gerekirse. Biz onların adına anlatmak istemedik. Onlar kendilerini anlatsınlar istedik. Çünkü biz onları tarif edecek, ne kadar tarif edersek edelim, eksik kalacaktı. Onun yerine dikkat edin, şeyin içerisinde ve filmin içerisinde yönetmenlerin hiçbiri gözükmez. İşte film ekibinden kimse gözükmez. Film ekibinin var olduğu bile hissedilmez mümkün olduğunca. Yani böyle bir doğrudan doğruya bir oraya tutulmuş bir ayna gibidir. Filmin şeyi o, tamamen bizim tercihimizle gerçekleşti o. Yoksa biz bazı bölümlere kendi fikirlerimizi veya kendi algımızı sokmaya çaba sarf edebilirdik. Bu da başka bir film olurdu. Ama biz bunu tercih etmedik. Bunu tercih etmememizin esas temeldeki sebebi de oradaki insanların tam da sizin az önce söylediğiniz gibi daha imgesinin dışında yaşayan bir hikayesi vardı. O hikayeyi, en iyi hikayeyi yaşayanlar, o hikayeyi orada öğrenler bize aktarabilirlerdi. O yüzden ben şu açıdan çok önemsiyorum. O hikayeyi o dönemde hayatta olan ve o hikayenin örülmesinde rol üstlenmiş olan insanlar anlattılar. Örneğin Gulan anlattı bize, daha sonra Rojava'da yaşamını yitirdi. Örneğin Atakan anlattı bize, daha sonra Dersim'de yaşamını yitirdi. Ne bileyim ben, orada ekmek yapan insanlar, Dersim mesela, o Rojava'da bir yerde yaşamını yitirdi. Yani bir bütün olarak baktığımda ben artık filmi izlemek istemiyorum kendi hesabıma. Çünkü o dönemde yaşayan ve yaşamaması için, yaşamını sürdürmesinin önünde herhangi bir engel olmaması gereken bu genç insanların büyük bir çoğunluğu hayatlarını kaybettiler ve ben onların her ses tınısını duyduğumda içime, açık söylemek gerekirse, bu coğrafyanın talihsizliğinin getirmiş olduğu bir acı kaplanıyor içime. O açıdan da iyi ki öyle yaptık. İyi ki onların adına biz konuşmadık, onlar kendileri konuştular diye o açıdan da söyleyebiliyorum. Yani bu başka türlü kayıt altına alınamazdı. O insanlar başka türlü yaşatılamazdı. Ve ben size çok net söyleyeyim, çok değerli, çok kıymetli insanlarla tanıştık ve şimdi hiçbir hayatta değiller. Bence Bakur gerçekten bizler açısından özellikle çok önemli bir başarıya ulaştı. Yani benim için özellikle ilk izlediğim anı ben hiç unutamıyorum mesela Bakur'u. İlk izlediğim andaki heyecanı ve sonrasında benim hafızamda bıraktığı kareleri unutamıyorum. Her zaman o, yani kareler hep benim hafızamın bir yerinde. Bu yüzden ben gerçekten çok teşekkür ediyorum Çayan'a, size, bütün Ayşe'ye ve emeği geçen bütün arkadaşlara. Benim için bir de bir filmin bütün yapım süreci, kurgusu, bütün o çekilen eziyetlerin sonunda bir de gösterim anı çok önemli. İlk seyirciye buluştuğu an sanırsam 2017'de Batman'da ilk gösterilmişti. O anki 2015. Pardon, özür dilerim. 2015-2017 dava açıldı. Sizin peki o anki heyecanınız neydi? Yani seyirciden aldığınız tepki neydi? Biraz da o ilk gösterimi biraz anlatabilir misiniz bize? Bence Ayşe anlasın, çünkü o festival sürecinde en etkin çalışan arkadaşımız Ayşe'ydi. Yani Ayşe bizim her şeyimizdi aslında bakarsanız. Ben sadece o öyle pas atmak için de o cümleyi söyleyeyim. Yani bütün o film çekim süreci devlet bir şekilde müdahil olur mu kaygısını da kendi içinde taşıyordu. O yüzden çekilen her görüntünün güvenliği konusunda hassas davranmak zorundaydık. Bu konudaki hep organizasyonlar muhteşem yapım organizasyonu sayesinde gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda tabii filmin gösterim süreci
O konuda Ayşe çok daha yetkin, o bence anlatsın sürecin nasıl geliştiğini. Çok teşekkürler. Biraz mahcup oldum ama direkt soruya gireceğim. Yani şöyle, aslında şöyle bir yerden mahcup oldum. Çok sağ ol sözlerin için ama ben işimi yaptım diye düşünüyorum. Yani yapımcı, hani çok en basit anlamda yapımcının sorumluluğu hani bir filmin yapım koşullarını ortaya çıkarmaktır. Ben de elimden geldiğince onu yapmaya çalıştım. Biraz hassas bir filmdi. Biraz işte bir takım sıkıntıları vesaire vardı. O yüzden soruna gelmeden önce çok kısa bir parantez açmak istiyorum ben de. Bu filmin bütün çekim sürecinde, kurgu sürecinde falan biz en yakınlarımızın dahi dışında çalıştık bu film üzerinde. Yani çekime gittiklerinde bambaşka işte hani çeşitli bitki örtülerini kayda almak için gittiler falan şeklinde bir şeyle gittik. Yani biz bayağı uzun bir süre konusundan kaynaklı şey tuttuk. Dolayısıyla filmi biz aslında barış süreci falan devam başladıysa da yurt dışında bir festivalde göstermek gibi bir amacımız vardı açıkçası. Yani hatta yani artık rahatça konuşabiliriz. Yani Berlin Film Festivali'ne hedefliyorduk. Hem takvim olarak hem hani filme çok nedense ben çok böyle bir şimdi öyle düşünmüyorum ama neyse yani Berlin Film Festivali'nde ilk premierimizi yapacaktık. 2015'in Ocak ayında olacaktı. Ondan sonra da işte yurt dışında biraz turlayıp yavaş yavaş Türkiye'ye doğru, hani Türkiye'de barış gelmiş olacaktı. Rahat rahat hani Türkiye'de sinemalarda gösterecektik falan gibi benim yapımcı olarak kurduğum dağıtım stratejisi böyle bir şeydi aslında. Ama işte hem hayatta hem dünyada hem Türkiye'de olabildiği üzere bambaşka gelişmeler oldu ve hayat bizi bambaşka bir yere doğru itti. Nasıl oldu? Hani biz gizli tutmuştuk yapım sürecini. Gerçekten yani hani en yakınlarımızın dahi haberi yoktu böyle bir film yaptığımızdan. Bir şekilde yavaş yavaş kurgunun ilerleyen sonlarına doğru yavaş yavaş paylaşmaya başladık ve Türkiye'deki festivaller de duymaya başlamışlar. İstanbul Film Festivali direktörü beni arayıp filmin galasını İstanbul Film Festivali'nde yapmamız üzerine bir teklifte bulundu. Biz de dediğim gibi yurt dışını hedefliyorduk. Berlin'den red almıştık ve biraz ben hani nasıl yapalım, hangi festivale başka gidebiliriz diye Avrupa'daki, dünyadaki festival takvimlerine göre bir yol bulmaya çalışıyordum. Ve bir şekilde İstanbul Film Festivali'nin daveti çok cazip geldi o dönemki koşullarda. İşte çok özel gösterimler, normalde yani İstanbul'u bilenler bilir, hani Pera Müzesi'nde falan daha küçük salonlarda gösterilir ne yazık ki belgesel filmler. Yani kurmaca filmler büyük sinemalarda falan gösterilir ama belgeseller işte 50 kişilik, 100 kişilik salonlarda zar zor hani gösterilebiliyor. O yüzden hani ben böylesine bir filmi böyle küçük salonda falan göstermeye tabii hani şey yapmadım ve çok işte Atlas Sineması'nda en özel günde işte güzel bir saatte iki gösterim yapacağız şu bu falan gibi çok güzel şeylerde bulunmuşlardı, vaatlerde diyeceğim artık. Ve öyle bir şeye hazırlanırken tam kabul ettik. İşte kısa biraz detaya boğmuş olacak mıyım bilmiyorum ama Ertuğrul abi ve Çayan hiç istememişlerdi o dönem orada. Yani Türkiye'de göstermeyi, İstanbul Film Festivali'nde göstermeyi falan. Ben bildiğiniz böyle oturup ikna ettim yönetmenleri. Yani hani bir şekilde koşullar şöyle böyle falan diye. Tabii ki sonradan bambaşka yerlere geldi ve benim o ikna çabalarıma birazcık üzülüyorum açıkçası bayağı şey ama neyse yani neticede İstanbul Film Festivali'ne ikna olduk ve orada 12 Nisan'da sanırım ilk gösterimimiz olacaktı. Biraz önce soruyu sorarken hani sanki doğal sürecinde gidiyor olsaydı hani ilk gösterim, ilk heyecan, ilk tepkiler nasıldı gibi normalde bir filmin ilk gösterimi için sorulabilecek sorular bunlar ve hani normal koşullarda güzelce cevaplayabilmeyi de isterdim ama sizler belki biliyorsunuz yani o dönem biz bambaşka şeylerle meşguldük çünkü Çayan 18 Mart 2015 tarihinde yani festivalden 3 hafta önce kalbi durduğu için beyni oksijensiz kaldı ve yoğun bakımda komada yatıyordu. Dolayısıyla biz bütün bu festivale hazırlık sürecini Çayan'ın hastane kapısında geçirdik. Yani bizim o, bu arada festivalden önce biz şöyle bir şey, kendi galamızı Diyarbakır'da yapacaktık. Bir de öyle güzel, önemli, anlamlı bir şey vardı bizim için. Halil Dağ'ın ölüm yıl dönümünde
hangi tarihte Ertuğrul abi, unuttum şimdi tarihini, ama Haledan ölüm yıl dönümünde Diyarbakır'da Ciğerhun Kültür Merkezi'nde galamızı yapacaktık. Kendi galamızı. Ondan sonra da festival gösterimini İstanbul'da hani yapacaktık. Hatta işte Gülten Kışanak, Fırat Anlı'yla görüştük. Orada işte belediyenin ev sahipliğinde falan. Yani bambaşka bir Türkiye. Şundan 5-6 sene öncesinden bahsediyoruz. Böyle bir dünya. Şimdi kaç yıldır cezaevinde bu insanlar falan mesela. Neyse işte Diyarbakır'daki bu galamızı Çayan'ın sağlık durumundan kaynaklı iptal etmek zorunda kaldık tabii. Sonra İstanbul'a odaklandık. Biz hastaneden Atlas sinemasına doğru giderken işte öyle bir gün kala filmin sansürlendiğine ve gösterimin yapılamayacağına dair o telefonu aldık ve bir anda kendimizi bu sansür krizinin içinde bulduk. Yani o yüzden o ilk gösterim dediğin gösterim aslında zaten olamadı. Yani o Atlas sinemasında bize vaat edilen ve hani bizim de hayalini kurduğumuz, yani o koşullar altında ne kadar mümkünse tabii, o gösterim yapılamadı. İşte o ilk zamanlarda tabii çok aleni bir sansür olduğu için sinema camiası, herkes yanımızda yer aldı ve böyle topyekün bir sansür mücadelesi başladı. Sansüre karşı Özgür Sinema platformu oluştu. İmzalar toplandı. İşte festivale, işte bu sansüre karşı mücadeleler başladı ve biz kendi gösterimlerimizi yapmaya çalıştık o süreçlerde. İşte ve Ankara Film Festivali'ne kabul edilmişti. Yani ben de artık biraz unuttum yani, açıkçası. Çok yıllar geçti, bir de sanırım biraz insan da artık bunları biraz unutmak istiyor belki de, bilmiyorum. Şu an aklıma gelmiyor çünkü yani işte Mardin'de, Batman'da, bir sürü yerde gösterdik. İşte İzmir'de, İstanbul'da da gösterdik. Kendi gösterimlerimizi yaptık. Dokumentarist Film Festivali, Şişli Kent Kültür Merkezi'nde o inanılmaz tarihi o gösterim. Tam bu Haziran 2015 süreciydi. İşte 600-700 kişilik salon, öğlen 2'de tıklım tıkış insanlar doldurmuştu salonu falan, böyle 1500 kişi bile izlemişti salonda. Yani öyle öyle kitlesel gösterimler yapıldı bir anda. Hani biz böyle festival turundan falan zaten vazgeçtik. Böyle bir o sansür krizinin içerisinde bir şekilde 2015 yılının havasında hala gösterimler yapabiliyorduk. Açık havada, şurada burada. Ondan sonra biliyorsunuz zaten bambaşka bir Türkiye'ye doğru gitmeye başladık ve Bakur'un yolculuğu bambaşka bir yerden ilerledi. Ve bu arada tabii yurt dışında çok yoğun gösterimler yapılıyordu. Yani işte ne yazık ki bir türlü bu meselelerden ders çıkartmıyor bazı kesimler. Yani bir şeyi yasaklayarak hani onu yok sayamadığını, yani biz tabii İstanbul Film Festivali'nde sansürlenince bütün dünya Bakur'dan haberdar oldu ve biz hayatta isteyemeyeceğin kadar yerden davetler aldık ve dünyada hiçbir yerde, yani gösteremeyeceğimiz kadar çok yerde filmin yayılmasına sebep oldu. Yani burada hani bütün dünyanın, gerçekten şu an aklıma gelmiyor ama böyle çok uzun bir festival listemiz vardır bizim Bakur'un. Yani sayısız festivalde gösterildi. Öyle bir şey. O yüzden hani seyircilerin tepkileri, ilk heyecan falan soruna dönecek olursam, benim aklımda birazcık daha böyle bir hani kötü bir zaman olarak, açıkçası. Hani bir yandan Çayan'ın hani hayati tehlikesinin devam ettiği günler, bir yandan yani çok absürt bir zamandı benim için kişisel olarak. Ben sonuçta bu filmin yapımcısıyım bir yandan. Bir yandan Çayan'ın eşiyim. İşte bir yandan acayip bir Türkiye var. Hani yılların emeği, bir yandan hani falan, böyle karmaşık duygular içerisinde, ama hep böyle bir şekilde sansür konusunda sonuna kadar mücadele etmeye çalıştık. Yani bunu böyle hani ne Çayan'ın sağlık durumunu ne başka bir şeyi böyle bir hani ön plana çıkartmadan, meselenin kendisine odaklanarak, bir sonuçta bağımsız belgeselciyiz ve hani bu direkt ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor şeklinde sonuna kadar savunmalarımızı yaptık. Neyse, yani bu konu çok uzun ve şey bir konu, yani çok alt başlıkları olan, yaraları olan falan bir konu. Ben anlatırım size, saatlerce anlatırım aklıma geldikçe, ama kısaca ilk gösterime dair benim aklımda çok bir şey yok açıkçası. Belki Ertuğrul abi bir şey söylemek istersen, o dönem gösterimlere daha katılabiliyordun, hani insanların tepkileri nasıldı falan, belki sen bir şey söyleyebilirsin, bilemedim. Evet, yani Ayşe'nin bıraktığı yerden söyleyeyim, o Çayan'ın rahatsızlığı tabii hepimiz açısından şok oldu. Sürekli hastanede bekliyoruz. İşte
bir yandan da hiç benim aklıma gösterim falan gelmemeye başlamıştı. O sansürle uğraşıyoruz bir yanıyla, bir yanıyla açıklamalar yapılıyor, forumlar düzenleniyor, işte filmin filmlerin insanlar çekiyor filmlerini fakat salona yine izleyiciler geliyor, izleyicilerle forumlar düzenleniyor vesaire. O dönem birazcık öyle geçti. İşte akşamları da hastanede herkes buluşuyor. İşte Çayhan'dan iyi bir haber bekleniyordu bir yanıyla da. Yani o, yani Ayşe diyor karanlık, benim açımdan da bir sürü şey birbirinin içine geçmiş ve karanlık durumda. Tek iyi hatırladığım şey 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde sansüre karşı hem İstanbul'da hem de Diyarbakır'da Cigerhun Kültür Merkezi'nde filmin ilk gösterimleri yapıldı. Yani bütün bu sansürlerin falan dışında olan bir gelişme olarak, bizim kendi tercihimiz olarak yaptığımız ilk gösterimler burada gerçekleşti. Zamandaş oldu gösterimler. Aşağı yukarı aynı saatlerde. Ayşe Boğaziçi'ndekine gitti gösterimin. Ben Diyarbakır'daki gösteriye katıldım. Ben Diyarbakır gösterisine söyleyeyim. İzleyicinin nasıl karşılayacağı filmi, özellikle Kürt izleyicinin nasıl karşılayacağı konusunda çok meraklıydım. Çok ciddi bir kalabalık vardı. Diyarbakır'ın neredeyse bütün protokolü oradaydı. Film şeyin ön sıralarını kaplamıştı. Tabii ben de orada filmi izlerken arkamda da sürekli konuşan birileri vardı, onu hatırlıyorum. İşte ya bak çocuk nasıl da olgunlaşmış, ne güzel konuştu falan. Ya ben bu çocuğu tanıyorum, komşumdu bizim falan. Böyle cümleler. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Filmde bir gerilanın ismini almayı unutmuşuz. Filmin kurgu sırasında herkesin ismi var, onun yok. Ben demiştim ki yani Çayhan'a ya Sidar diyelim biz bu arkadaşın adına, öyle gitsin. Arkamdaki kişi aynen şöyle dedi, onu hiç unutmuyorum. Ya bunun konunu da değiştirmişler dedi. Biz halbuki bilmediğimiz için hani bir isim yazmamız gerekir diye yazdığımız bir isimi izleyici yakalayıverdi. Neyse ben ciddi bir sınav olduğunu fark etmiştim o gösterimin. Ama Diyarbakır izleyicisi ki dağda karşılaştıkları bir sürüsü onların tanıdığı akrabası vesaire bayağı coşkulu karşıladı filmi. Yani soru cevaplar bölümünü hatırlıyorum. Normal şartlar altında pek çok yerde soru gelmeyen sorular orada geldi. O açıdan çarpıcıydı. Fakat Diyarbakır'da bitmedi tabii. Sonra Diyarbakır'dan Ayşe'nin dediği gibi işte Mardin'e gittik. Çerçi Film Festivali vardı o dönemde. Batman'a gittik. İşte başımıza bela olan gösterim. Daha sonra Batman'da gösterimle ilgili hakkımızda dava açıldı. Cezaları yedik Cihan'la birlikte. Birkaç defa Batman'a taşınmak zorunda kaldık. Gittik geldik mahkemelere falan. Dersim'e gittik. Dersim'de gösterim yaptık. Onu hatırlıyorum. O da enteresan bir gösterimdi. Van'a gittik. Ve gittiğimiz her yerde de açıkçası filmde bulunan ya da işte filmde değmiş olan bir hikayenin bağlantılarını yakaladık. Mesela Batman'da oradaki gerillalardan bir tanesinin ailesi yanımıza geldi. Gulan'ın ailesi. Gulan o zaman Kobane'de yaşamını yitirmişti. Onların ailesiyle çalıştık. Filmin sonunda Nuda Ağıdı vardır. O Nuda Ağıdı'nın çaldıktan sonra Van'daki gösterimde Nuda'nın ailesi geldi. Çok enteresan böyle şeyler yaşanmaya başladı. Yani filmin gösterimleri aynı zamanda dağdakilerin kentlerdeki kökleriyle karşılaşmamıza falan yol açtı.
Bu açıdan da benim için enteresan bir durumdu. Bir sürüsünün ailesi ya sosyal medya üzerinden ya film gösterimleri sonrasında temaslar kurdular. Ve şeyi hissettim ama, yani doğru bir şey yapmıştık. Yani filmin içerisinde bir yanlış anlatım yoktu, bir hata yoktu. Gerçeği olduğu gibi izleyicinin önüne koymuştuk. Bu anlamda Ayşe'nin bahsettiği yurt dışı gösterimlerinin de çoğuna ben katıldım. Oralarda yabancı izleyicinin film üzerindeki yaklaşımını da çok net olarak gördüm. Yani işte İsveç'te, işte bilmem Amsterdam'da, Almanya'nın çeşitli kentlerindeki festivallerde filmi gösterdiğimizde ya da İsviçre'de gösterdiğimizde ve Belçika'da gösterdiğimizde salonun nereden bakarsanız %90'ın üzerindeki ne Türk ne Kürt olmayan, Türkiye'li olmayan insanlardan teşekkür ettiğini fark ettim. Yani dünyada bu gerilla hareketine yönelik merak filme olan ilgiyi de arttırmıştı. Bu anlamda sansürün getirmiş olduğu tabii ki filme bir ilgi var ama daha sonrasında Fısıltı Gazetesi çok güçlü bir şekilde işte devreye girmiş ve filmin izlenmesi gereken filmlerden bir tanesi olduğu konusunda sinema izleyicisinde ciddi bir fikir de ortaya çıkartmıştı. Yani mesele sadece ya işte sansür var işte o yüzden izliyorlar gibi bir şey hiçbir yerde duymadım. Esas itibariyle gördüğüm kadarıyla bu filmin izlenmesi gerektiği konusu özellikle Avrupalı izleyici üzerinde yaygın bir etkiye kavuşmuştu. Ya bunları söyleyebilirim. Yani o filmin gösterim süreci de son derece heyecanlı ve şey geçti. Her yerde meraklı sorularla karşı karşıya kaldığımı hatırlıyorum. İşte mesela en çok merak edilen şeyler gerilla'nın seks hayatı meselesi. Mesela en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Bunlar ne yapıyor? Sevişmiyorlar mı falan. İşte ne bileyim ben işte bunlar hiç mi kötü bir şey yapmıyorlar? Siz hep böyle güzel göstermişsiniz falan gibi diyenler de oldu. Biz tabii bir barış süreci denilen süreçte ya da çözüm süreci denilen süreç her neyse adına ya da kandırma oyalama süreci artık öyle demek daha doğru belki. O süreçte çektiğimiz için herhangi bir çatışmanın olmaması bir gerilla hareketinin gösteren bir filmde izleyiciyi biraz Avrupalı izleyici özellikle şaşırtıyordu. Yani hem ellerinde silah var hem çatışma yok nasıl falan. Ama gerçekten o dönemde çatışma yoktu. Bizde tabii olmayan bir çatışmayı varmış gibi gösteremezdik yani. Hocam herhalde bu anlamda Bakur'u herhalde ölüyorum ama ayırt eden şey de şu oldu. Yani çözüm süreci deklare edildi ve işte ülkede görece bir barış söylemi ortaya çıktı. Yani Türkiye deki işte var olan Kürt soruna dair bir umut ışığı yandı diyelim. Ve Bakur bu süreçte aslında çekilmesi planlandı. Sansürlenmesi ise 2015 yılında gerçekleşti. Yani tam da savaşın başladığı anda yani o tekrar işte barış umutlarının yıkıldığı yerine tekrar çatışmanın ve o işte silah kullanımının arttığı bir döneme denk geldi. Bu anlamda da yani Bakur biraz da Türkiye'deki politik atmosferin yani siyasal alandaki gelişmelerin sinema üzerindeki en net şeylerinden biri, noktalarından biri yani. İşte Bakur'la beraber şeyi okuyabiliyoruz bir noktada sanki. Evet, Türkiye'de siyasal bir süreç var ve değişirse sinemaya bu şekilde yansır. Yani en azından Kürt sorununun bağlamında sanki böyle bir şey de okuyabiliyoruz Bakur'la beraber. Evet, şöyle bir tarafı var meselenin aslında. Biz daha ilk çekimler için gittiğimizde Dersim'den başladık.
Ve şunu hissettik Cihan'la ikimiz. Yani bu çekilme süreci tamamlanmayacak. Gerilla tarafından değilse bile devlet tarafından bir şekilde bu süreç durdurulacak. Ben birazcık da bütün tarihimiz içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle kadim meseleler karşısındaki tutumunu da aşağı yukarı tahmin edebildiğim için bu geri çekilme süreci denilen sürece aslında bakarsanız gerilla açısından olmasa da devlet açısından ya da çözüm süreci denilen sürece pek de inanmadığımı söyleyeyim daha en başına itibaren. Bir yandan Türkiye'de barış görüşmeleri sürerken diğer yandan Kobane'de olaylar devam ediyordu. Şiddet devam ediyordu. IŞİD destekçisi, Türkiye Cumhuriyeti politikası vesaire. Diğer yandan işte kalekollar yapılıyordu. Kalekolların yapımları sırasında biliyorsunuz Medeni Yıldırım diye bir 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti tam o dönem içerisinde. Yani bir yandan çözüm varmış gibi duruyor, bir yandan görüşmeler oluyor, bir yandan işte Kandil, İmralı işte arasında devlet arasında bir takım planlar, programlar, projeler çıkartılıyor ama bir yandan da Kürt meselesine ilişkin çözümü üretecek olan, kardeşliği tesis edecek olan ciddi adımlar atılmıyordu. Zaten bu 2015 yılında ki bizim film yapım sürecimiz tam 2 yıl sürdü. İşte demin söylemeye çalıştığım gibi çekiminden kurgusuna işte bilmem post prodüksiyonuna filmin bitim aşamasına kadar yaklaşık 2 senemizi aldı bu. 2 senelik emek var onun üzerinde ve onlarca insanın kolektif emeği var. Bu süreçte aynı zamanda biz Türkiye'deki bu siyasi atmosferdeki gelişmelere de tanık olduk. Şöyle söyleyeyim ben size. Pardon sözünü kesmeyeyim de tamamlamak açısından bu çekime başlama süreciyle ilgili ucundan değindik ama bence çok önemli bir şey bu. Sen o basın toplantısına katıldığında ve Çayan'la görüştüğünde hani biz böyle bir geri çekilme belgeseli olacak gibi. Hani biz böyle tarihi bir an işte gerillalar geri çekiliyor ve bu geri çekilmeye tanıklık etmek üzere biz belgeselciler olarak hani oraya gittik gibi bir startla aslında gidilmişti oraya. Ve bence burası çok şey yani aslında bir belgeselin doğası gereği koşullara sonuçta tanıklık etmek üzere gidiyorsun. Koşullar değişiyor ve film bambaşka bir şeye doğru evrildi. Yani Bakur'un hikayesi bence o anlamda önemli. Yani bu aslında bambaşka niyetlerle siz gitmiştiniz. Hatırlarsan Ertuğrul abi şeydi. Evet, evet. Hangi grubun geri çekilişini takip etsek acaba? Hani öğrenmiştik işte şu grup şöyle gidiyor, bu grup böyle gidiyor falan diye. Biz kendimizce böyle hani bir hangi geri çekilenlere tanıklık edersek nereden yakalayabiliriz falan gibi böyle hesaplamalar yapıyorduk. Yani hem de yolculuk, zamanlama, takvim vesaire hani bayağı böyle bir geri çekilme belgeseliyken hani filmi izleyenler daha iyi anlayacaklardır. Bambaşka bir şeye dönüştü bu insanlar işte durdular ve o durulan hayata tanıklık etmiş olduk aslında biz. Yani sizler daha doğrusu ben ne yazık ki gitme şansım olamadı benim. Ben yani orada bulunamadım ama hani film böyle bir şeye evrildi. Bence bu bir belgeselin nasıl bir seyri olabileceği konusunda önemli bir şey teşkil ediyor. Onu bir açmak istedim. Yani bence o güzel bir şey. Güzel bir değil mi Çayan? Bir şey söylemek ister misin bununla ilgili? Sen katılıyor musun söyledikleri? Katılıyor musun? Evet. Evet. Tamam. Ya işte Ayşe'nin dediği gibi biz aslında ilk dersime gittik ve orada hani geri çekilme hikayesini takip edelim derken ikinci gün bunun bir geri çekilme filmi olamayacağı konusunda gerillayla belki de bir günlük yapmış olduğumuz sohbette kani olmuştuk yani. Ve filmin
bir geri çekilme filmi değil, bir oradaki yaşam hikayesine, anlatmasına yönelik tutumumuz da buradan kaynaklandı. Tabii filmle ilgili daha film çekimi olmazdan önce konuştuğumuz bir anekdotu da anlatmak istiyorum. Şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyaydık o dönemde. Evet, geri çekilme denilen şey veya çözüm süreci, barış süreci denilen olgular bütünü çatışmasızlığı beraberinde getirmişti. Çatışmasızlık bir anlamda bir film ekibinin gidip o bölgede çekim yapabilmesi için elverişli koşulların asgarisi anlamına geliyor aynı zamanda. Ben çünkü hatırlıyorum, Murat Karayılan'la 2010 yılında röportaj yaptığımda ona bu kuzey sahasındaki kamplarla da gidip röportaj yapma talebinde bulunmuştum. O zaman reddetmişlerdi bunu. Yani iki açıdan, hem sizin güvenliğinizi sağlayamayız demişlerdi, hem de yani orası bir askeri bölge, yani senin ne işin var orada yani. Fakat bu Bakur'la ilgili talepte bulunduğumuzda şunu söylediğimizi hatırlıyorum. Yani ya şimdi çekeceğiz, ya şimdi çekeceğiz. Şimdi çekersek çekilme sürecinde oldukları için tam sahada yakalama imkanına kavuşacağız. Eğer çekilmezlerse savaş başlayacak, yine çekemeyeceğiz bu filmi. Eğer çekilmezlerse savaş başlayacağı için çekemeyeceğimiz gibi, çekilirlerse de bu sefer Türkiye topraklarında herhangi bir gerilla kampı olmayacak, yine çekim yapılamayacak. Bu tam doğru bir andı. Yani o talebi bulunduğumuz an tam doğru bir andı ve o talebe de olumlu karşılık verilmesi bizim bu çalışmayı gerçekleştirebilmemiz sağladı. Bir ayrıntı nokta bence önem taşıyor. Belgesel filmin de aslında bir senaryosu falan olur. Yani baştan kurgularsınız. Şunu yapacağım, şöyle yapacağım, şöyle bir çekim yapacağım falan filan diye. Fakat burada bizim talihsizliğimiz mi diyeyim, belki de talihli oluşumuz, bir senaryo hazırlamamıza imkan vermeyecek kadar illegal yürüdü her şey. Yani biz sahaya gittiğimizde neyle karşılaşacağımızı, neye çekeceğimizi, bizi nerelere sokacaklarını, nerelere izin vermeyeceklerini falan hiçbir şekilde bilmiyorduk. Ne Çayhan, ne ben, ne de ekipteki hiçbir arkadaş biliyorduk bunu. O yüzden aslında biraz biz belge, bilgi, görüntü toplama yaptık ve pek çok şey spontan yürüdü. Yani oradaki koymuş olduğumuz inisiyatiflerle yürüdü. Ve İstanbul'a geri döndüğümüzde elimizde bir hani kaç makara der eskinin deyimiyle, bir sürü saat görüntüyle İstanbul'a döndüğümüzde, açık söylemek gerekirse ne yapacağımızı tam olarak bilmiyorduk. Yani bir puzzle vardı darmadağın ve bunu toplayıp bir resme dönüştürmemiz lazım. O yüzden şeyi hatırlıyorum ben. Çayhan'ın bir akrabasının evine gittik. İşte Koray da vardı, Ahmet de vardı. Eve gittik ve elimizde şunlar var. Bütün görüntüler bilgisayarlarda yüklü. Şeylerin çevirileri yapılmış, tapeler. İşte birazcık da okumuşuz, gelmişiz. Filme nasıl başlayacağız? Saatlerce, günlerce onu tartıştık. Hatta ev sahibi bir gün geldi, dedi ki bize, ya siz çalışmıyorsunuz dedi, sadece muhabbet ediyorsunuz. Bize kızmıştı gerçekten. Günlerimiz geçti öyle. Ya ne yapacağız, nereden başlayacağız sorunu ciddi bir problem olarak önümüzde duruyordu. Tabii burada açık söylemek gerekirse Çayan'ın görüntüleri defalarca izleyip nasıl başlayacağına ilişkin, ki Çayan'da muhteşem bir görsel hafıza olduğunu ben o özellikle o kurgu çalışması sırasında fark ettim. Yani benim şöyle bakıp geçmiş olduğum görüntüler Çayan açısından canlanmış ve neredeyse bir araya gelmiş
bir hikaye anlatmaya hazır olarak bekliyorlardı sanki. Yani böyle bir tarafı var. Ben o anlamda Çayan'dan çok feyiz aldığımı söyleyeyim. O ilk zaten görsel kurgu bir şekillenme oluşturdu. Filme nasıl başlayacağız? İşte Bre oyunu vesaire. Böyle bir şeyle. Ve arkasından yavaş yavaş işte söz kurgusu yapmaya başladık. Dokümanları tekrar okuduk. Nasıl kısaltacağız, ne yapacağız, nereden gideceğiz, nasıl bir şey olacak. Ve film boyunca izlediğimiz esas taktik iyi bir görüntü her şekilde iyi bir cümleyi döver. Yani iyi bir görüntü varsa elimizde mutlaka onu öne çıkarttık. Çünkü bir sahaya ışık tutuyorsunuz, bir sahaya kamera tutuyorsunuz ve o kameraya yansıyan hikayeler bir şekilde izleyiciye geçiyor. Hani hiçbir hamasete, çok müthiş cümlelere de ihtiyaç yok aslında bakarsanız. Bunu bir sessiz film olarak bile çekebilirdik. Yani ama şu bakımdan da kafamızı oyunuyla çalıştırdığımızı hatırlıyorum. Şey yapalım dedik, kendilerini anlatsınlar, kendilerini ifade etsinler. Yani devlet her zaman her boyutuyla gerillayı bir yatay göstermeyi, yani ölülerini, cesetlerini tarlalara sererek göstermeyi tercih etmiş o güne kadar. Bizim onları dikey ayakta göstermemiz bile filmin tanımı açısından, bence gerçekliğin ifadesi açısından çok önemli bir şeydi. Gerilla kendi gözüyle izleyiciye bu şekilde baktı. Kendi sesiyle kendisini izleyiciye geçirmeyi tercih ettik. Ve o tercihimizin sonucunda çıktı Bakur. Filmin adının koyulması meselesi de böyle aklımızda çok şeyler vardı işte. Hatta dağların anahtarı falan gibi bir şey koyacaktık. Sonra o dağların anahtarının bir iki tane kitaba, filme falan isim olduğunu öğrendik yapmış olduğumuz araştırmada. Sonra birden çok basit bir kelime, Bakur, bu çıktı, Kuzey. Biz çünkü Kuzey'i anlatıyorduk. Kuzey'deki gerilla kamplarını anlatıyorduk esas olarak. Veya Kürt'ün deyimiyle Kuzey'deki kavgayı, mücadeleyi, savaşı anlatıyorduk. O yüzden ismi de böyle çıktı. Herkes de sevdi yani, hepimiz de sevdik. Bunlar oldu yani. Diyebilir miyiz? Yani az önce de değindiğim gibi bugün internette çok kısa bir araştırma yaptığımız zaman, Bakur yazdığımız zaman, Bakur belgeseli yazdığımız zaman gerçekten yani onlarca sayfada, onlarca farklı isim tarafından ele alınmış yazılar duruyor. Ben kendi tezimi yazdığım süre içerisinde hatırlıyorum. Benden önce iki kişi Bakur'u farklı perspektiflerle tez olarak yazmış. Ben kendim Bakur'u yazdım. Bugün 6 yıl filmin üzerinden geçmesine rağmen biz hala Bakur'u konuşuyoruz vesaire. Ve Bakur'un zaten sansür meselesinden sonra ortaya çıkan bir dayanışma çemberi oluştu. Bunların hepsini böyle ben kendi zihnimde toparladığım zaman şey gibi bir sonuca ulaşabiliyorum gibi hissediyorum. Yani sansür Bakur'u sansürledi ama sansürün kendisi sansürlenemedi. Sansür Bakur'la beraber aslında çok açık bir şekilde ortada duruyor gibi hissediyorum ben. Yani özellikle bu coğrafyadaki sansür tarihine bakacağımız zaman herkes dönüp Bakur'dan geçmek zorunda kalacak gibi. Çünkü etrafında öyle bir dayanışma çemberi oluştu. Kendisinden o kadar çok söz ettirdiği bir şey söyleyebiliyorum kendi adıma. Evet tabii yani sansür süreci boyunca geliştirilen mücadele hattı iyi bir hattı, iyi bir dinamikti o dönemde. Sansür aslında bizim yabancı olduğumuz bir mesele değildi. Ben yıllarca gazetecilik yapmış bir insan olarak söyleyeyim ben size. Yani 85'te gazeteciliğe başladım. 95-2005-2010 30 yıllık gazeteciydim ben yani o dönemde. Ve başıma gelmedik sansür hikayesi yoktu. Açık söylemek gerekirse. Yani otosansüründen tut, bayağı bildiğin patron sansürüne, devlet sansürüne, her şeyle karşılaşmış bir
insanlar aslında biraz da donanımlı vaziyetteydi ben kendi hesabıma. Şöyle bir şey, sinemacılar aslında çok fazla sert bir sansürle karşılaşmış değillerdi. İşte bir Antalya Film Festivali'nde hatırlıyorum, Ayşe'nin oradan gelen bir ciddi bir deneyim var. Ama öte yandan mesela şöyle bir durum olmamış. Benim gördüğüm kadarıyla Bakur hakkında açılmış olan davayı düşündüğümüzde, Batman'daki açılmış olan davayı biz araştırdık. Sinema yönetmeninin açılmış belki de ilk davadır Türkiye'de. Yönetmenler açılmış ilk dava. İlk olma özelliğini de taşıyor. Evet, şöyle bir şey. Daha önce mesela sansür kurulları çalışıyor. İşte makaslar çalışıyor. İşte filmin bir takım yerleri yasaklanıyor. Film yasaklanıyor. İşte bilmem 12 Eylül döneminde yakılmış olan film var falan. Ama diğer yandan böylesi bir zorbalık tarihimizde yeni bir şeyi de tanımlıyor aslında. Bakur'dan sonra tabii milat gibi değil ama dediğim gibi Bakur'dan sonra bir sansüre karşı direnilmesi gerektiği konusunda insanlarda o dönemde özellikle çok ciddi bir şey oluştu, bilinç oluştu. Bir sürü festivallerde filmlerini göstermek için gelen aslında festival dışında başka bir yerde gösterme şansı da olmayan bir sürü yönetmen, yapımcı çok ciddi fedakarlık göstererek sansürü protesto etmek için kendi filmini çekti. 34. İstanbul Festivali o sene çöktü açık söylemek gerekirse. Biz bunu Ayşe ile o zaman ilk filmin yasaklanması meselesine ilişkin festival yöneticilerinden duyduğumuzda söyledik de aslında onlara. Yani bu sadece bize zarar vermez, size de zarar verir. Biraz cesur olun dedik. Fakat festival yöneticileri bu cesareti gösteremediler. Özellikle sinema kuruluşları cesur davranabilseydi, ki olsaydı bitseydi üzerine tarih yazılmaz ama örneğin o gün biz Bakur'u gösterebilirdik ki hala ona inanıyorum. Festival yöneticileri de çok korkak davrandılar. Birazcık da belki arkalarındaki sermaye kuruluşlarının iktidarla olan ilişkilerinin de yitirmiş olduğu bir sebep olabilir bu. Onu tam olarak hala tam oturtturabilmiş durumda değilim. Yani sadece oradaki İstanbul Film Festivali'nin yönetimiyle alakalı olmayabilir. Ama diğer yandan hiçbir şekilde cesur davranmadılar. Daha sonra işte Ankara Film Festivali'ne Ayşe örnek verdi. Hocam evet. Neyi söylüyorsunuz? O dönem 34. İstanbul Film Festivali'ni fonlayanlar vardı ve aslında sansür... Tabii fonlayanlar tabii. Sermaye yani, alanıyla iktidar alanının arasındaki o ilişkinin bozulmamasından dolayı sansür ortaya çıktı gibi bir şeyden bahsediyor. Tabii ki yani şöyle bir şey düşünün. İstanbul Film Festivali'nde sansürlenmişiz ama kentin ortasındaki, kentin en büyük salonunda Şişli Kent Kültür Merkezi'nde biz filmimizi 1500 kişiye birden gösterebiliyoruz. Ama kim bu? Dokümantarist Film Festivali. Yani İstanbul Film Festivali gibi arkasında işte Eczacıbaşılar, bilmem Sabancılar, şunlar bunlar yok. Bu bağımsız bir film festivali ve Dokümantarist Film Festivali'ndeki hiçbir yönetici hakkında da soruşturma falan açılmadı benim bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir cesaret olabilse, hakikaten mesele sanat, kültür, bunun savunulması gibi bir niyet olsaydı eğer, o davranış onların sansürü aşabilmek konusunda daha iradi davranmalarını beraberinde getirebilirdi. Biz bunların hepsini anlattık aslında Ayşe ile festival yöneticilerine. Ama işte bizim de elimizden bir şey gelmez falan filan. Hatta şeyi bile bize söylemek istemediler yani. Bunlara doğrudan doğruya baskı geldiğini, telefon edildiğini, bu filmin oynatılmaması konusunda üzerlerinde baskı olduğunu falan bile söylemek istemediler. Bize işte eser işletme belgeniz yok o yüzden falan filan gibi böyle bir numara çevirmeye çalıştılar ilk başlangıçta. Biz de dedik ki tamam, bizim eser işletme belgemiz yok, bunu zaten baştan biliyordunuz olmadığını, öyle kabul ettiniz. Tamam ama gösterilecek olan yerli filmlerin
Hiçbirinde eser işletmeler yol belgesi yok. Birkaç tanesinin dışında. Akşamı vakti niye biz sadece Bakır'ın yapımcısı, yönetmeni olarak İstanbul Film Festivali'nin merkezinde sizler toplantı yapıyoruz da başka kimse yok burada. Yani binanın içerisinde. Sadece biz varız. Sadece bizim eser işletme belgemiz yokmuş gibi bir davranışla karşı karşıyayız. Böyle bir üç kağıt da yaşatmaya çalıştılar ama sonuçta üzerlerine gelen baskıyı da bir süre sonra itiraf etmek zorunda kaldılar. Fakat o baskıya rağmen film gösterilebilirdi. Yani işte gelecek olan 2-3 tane polis mi engelleyecekti orada filmin gösterilmesi? 2015 koşullarından bahsediyorum. Hayır, şimdi bambaşka tabii. İşte bir emir veriyorlar, sokaklarda terör estiriyorlar. Ama o dönemde bu çok kolay gerçekleştirilecek olan bir şey değildi. Ama neyse, önemli değil. Sonuç olarak öyle oldu, böyle oldu. Bütün festivaller bu rüzgardan olumsuz bir şekilde etkilendiler. Ve film festivallerinde eser işletme belgesi denilen sansür kurulundan geçme zorunluluğu belgeseller için de kesin bir hal aldı. Ve şimdi bakıyorum, sanki hiçbir şey olmamış gibi film festivallerinde filmler gösteriliyor. Herkes paşa paşa sansür kuruluna giriyor. Sansür kurulunun kabul etmediği sahneleri çıkartmak zorunda hissediyorlar. Ya da şöyle bir şey oluyor. Biz böyle bir film çekersek ya da böyle bir kurgu üretirsek bu kesin sansürlenir fikriyle zaten başta otosansürün içerisine giriyorlar. Bu anlamda bence belgesel filmcilik denilen olgu ya yer altına indi, açıkta gösterilmez oldu. Gizli gösterimler ya da uluslararası festivallerdeki gösterimler oluyor. Ya da otosansürlerle yürüyen ve aslında gerçeklik fikrinden giderek hızlı bir şekilde uzaklaşan bir filmcilik, belgesel filmcilik ortaya çıktı. Bu tıpkı hani hepimiz medyayı eleştiriyoruz ya, medyada artık haber kalmadı. Bence artık belgesellerde de çiçek böcek belgesellerini, hayvan aslan belgesellerini saymazsak insanı odağına alan, toplumsal çelişkileri odağına alan belgesellerdeki gerçekçilik bu dönem açısından çok da iç açıcı bir gerçekçilik değil. Ben yine de burada bir müdahale edeceğim. Yani şöyle, tabii çok katılıyorum, çok etkiledi her şey, bütün sinemacı arkadaşlarımız çok ağır yaptırımlarla, yani Çayan'ın ve senin sana verilen cezanın dışında da hani gerçekten işte Kültür Bakanlığı destek vermiyor, işte muhalif sinemacılara ya da sinemacılara falan pek çok, işte zaten her şey çok zor ama yine de belgeselciler çalışmaya devam ediyorlar. Yani bizim böyle zaman zaman duyduğumuz işte çeşitli arkadaşların üzerinde çalıştığı konular hani beni de çok motive ediyor açıkçası. Bu kadar zorbalığa, bu kadar korkunç baskılara rağmen hala belgeselciler kayıt altına almaya devam ediyorlar ve ben de heyecanla bekliyorum açıkçası bu karanlık zamanların geçip böyle o filmleri izleyebileceğimiz, umarım sinemalarda izleyebileceğimiz zamanları bekliyorum açıkçası. O yüzden çok böyle yani iyi düşünmek istiyorum açıkçası ve belgeselci arkadaşlarımın da yani güzel şeyler yaptıklarını duyuyorum yani. O yüzden de bunu da paylaşmış olayım yani, hani en azından bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ya da görüyorsunuz Türkiye'de olan arkadaşlar için ama öyle yani. Epey bir şey oldu yani bu sansür konusu. Bu arada şöyle bambaşka bir başlık, yani benim naçizane önerim, hani Bakur falan üzerinden konuşuyoruz, hani tabii ki Bakur olunca sansüre giriliyor ama yani umarım bir gün öyle ayrı bir oturum yapılabilir, sansür tarihi vesaire, o oralara daha fazla bence girmeyelim. Naçizane şey yani, o çünkü şey Ayşe peki, o zaman biraz da aktüel projeleriniz varsa onlar üzerine konuşalım mı, hani şu anda planladığınız bir şeyler var mı ya da yaptığınız, bu arada yaptığınız belli projeler var mı? Evet. Çayan'ın daha sağlıklı
farklı zamanlarında Kardeş Türküler'le ilgili bir belgesele başlamıştık. Ben yapımcısıydım Gökçe ile beraber, Gökçe İnce ile biz yapımcı olarak çalışıyorduk. Çayan da yönetmendi. Epey bir takip ettik Kardeş Türküler'i. Turnelerine, söyleşiler, yani bir iki yıldan fazla herhalde çekimler yapmıştık. Sonra Çayan işte Bakur süreci girdi araya ve Çayan rahatsızlandı derken o biraz yarım kalmıştı. Onu biraz tamamlamaya çalışıyoruz. Yani işte yönetmenliği biraz devralmış gibi oldum ben, yapımcılığı bir kenara atarak. Eğer olur da koşullarımız el verirse önümüzdeki zamanlarda onu bitirmek gibi bir hayalim var. Yıllardır olmadı ama belki bu yıl içerisinde bir yol alır mıyız ki diye onu düşünüyorum. Tabii her şey çok zor şu an Türkiye'de. Yani benim kişisel olarak zaten özel durumumdan kaynaklı çok yoğun bir çalışma hayatım olamıyor. Ama hani elimden geldiğince ona çalışıyorum. Bir de Alman bir belgeselci arkadaşımın projesine hani ortak yapımcı olarak dahil oldum. Öyle bir iş var. Öyle yani. Çayan da evde daha çok hani filmler dinliyor. İşte yeni projelerine hazırlanıyor. Eski söyleşilerini dinliyor. O şekilde belki yeni projelerine ilham gelir ve zaten çok fazla var kafasında fikir de bunları şekillendirmek için böyle söyleşiler dinliyor. Çayan görme engelli bu arada. Hani o yüzden de sizleri şu an göremiyor ama dinleyerek eski projelerini ve eski yaptığı çekimleri biraz tazeleyip böyle yeni projelere aktarması için şey yapıyoruz, çalışıyoruz yani, öyle söyleyeyim. Bizim cephemizde bu. Ertuğrul abi bilmiyorum belgeselden belki devam ederse eğer, yani o da gazeteci şeyine geri döndü ama belki yine bir sinemadan devam eder mi? Topu sana atmış olayım Ertuğrul abi, senin yeni projelerini. Öyle. Evet, benim de kafamda bir şey var ama bu pandemi sebebiyle bunun gerçekleştirilmesi meselesinde bir dizi zorluklar içerisindeyim. Biraz daha ortam rahatlayınca biraz çok uluslu bir proje olarak bir şeyi sürdüreceğimi düşünüyorum herhalde böyle bir süre sonra çekimler başlarsa. Herhalde daha hızlı bir şekilde 2022'de, yani hedef 2023 belki bir ortaya bir şey çıkartacağım. Onun dışında işte kitap çalışmaları vesaire, bu tür şeyler de bir yandan devam ediyor benim açımdan da. Şey sormak istiyorum. Ayşe Hocam da şey yaptı, değindi. Orayı sorayım ben de. Halihazırda işte bu festivalinde kapsamında bir çok kötü filmi izleniyor, bir araya geldi. Özellikle son 20 yılın best filmi vesaire. Şu anki Kürt sinemasını nasıl görüyorsunuz? Kürt film festivallerini nasıl görüyorsunuz? Bu gelişmeleri en azından takip edebiliyor musunuz? Ben tam soruyu tam şey yapamadım ama Kürt Film Festivalleri ve geldiği nokta itibariyle nasıl yorumluyorsunuz falan, evet, gibi. Ya ben çok yorum yapabilecek şey de hissetmiyorum kendimi. Çünkü gerçekten kendi özel durumumdan kaynaklı biraz bütün bu festivallerden, her şeyden biraz koptum. Çok takip edebildiğim söylenemez ama ben kendi adıma 38, Beşnoğlu Cezaevi ve Bakur için gelememiş herhalde ama hani Çayan'ın daha önceki filmleri için Avrupa'daki Kürt film festivallerine hep gelip gittik yani ve ben de hep çok güzel anılarla dolu döndüm. Yani çok anlamlı buluyorum bir defa böylesine etkinliklerin yapılabiliyor olmasını. O yüzden teşekkür ediyoruz bu vesileyle emeği geçen herkese. Nice yıllara diyelim. Umarım bundan sonraki yıl yüz yüze tabii sinema salonlarında bir araya geliriz diye düşünüyorum. Yeni filmlerimizle belki kim bilir bitmiş olur ve yeni filmlerimizle. O yüzden bunlar çok önemli tabii. Yani çok yani ben kişisel olarak da hep festivallerde de çalışan bir insan olduğum için festivallerin hep böyle devam etmesini, dolu dolu salonlarda gösterilmesini isterim hani filmlerimizin. O yüzden buna katkı sağlayan, emek veren herkese canı gönülden teşekkür ederim. Kısaca onu söyleyeyim. Nice yıllara diyelim. Teşekkürler.
Festivallerin tabii böyle salonlarda gösterilmesi çok daha güzel bir etki bırakıyor insanlarda. İşte ama bu pandemi süreciyle birlikte bizi de böyle bir online çevrim içi bir yola itti. Ama tabii bunun bence bir de şey getirdiği avantajlar da oldu. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz? Hani birçok insanla bulaşabiliyorsun. Dünyanın her yerindeki Kürtlerle bizler açısından yani Kürt film festivalleri açısından. Dünyanın her yerindeki Kürtlerle buluşabiliyoruz. Ya da sizler çevrim içi olarak, online olarak söyleşilerinizi birçok insana ulaştırabiliyorsunuz. Bunun bir yani olumlu yönlerini de görüyorum. Sizler nasıl bakıyorsunuz bu filmlerin çevrim içi gösterilmesine, insanlara yani bu şekilde ulaştırılmasına? Buna çok kısa şunu demek isterim. Özellikle bu yılki seçkiyi duyduğuma çok sevindim. Yani Londra Kürt Film Festivali özelinde herhalde başlayan bir şey olacak. Bu geçmişe dönük bir retrospektif gibi olan şeye. Çünkü ben kendi durumumdan kaynaklı ya da genel olarak da hani herkes her an bütün filmleri izleyemiyor. Yani o kadar çok fazla film çıktı bir de son yıllarda özellikle. Artık sinema birazcık daha hani erişilebilir bir araç haline geldi. Pek yani çok büyük teknolojiler gerekmiyor, çok büyük bütçeler gerekmiyor. Çok basit şeylerle de imkanlarla da çok güzel şeyler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla çok fazla aslında film çıktı son yıllarda. Bunların çoğunu kaçırdık mesela. Şimdi bu festival vesilesiyle bunları online izleyebiliyor olmak muhteşem bir şey. O yüzden ben şahsen kendi adıma yani kaydettim tarihleri ve dört gözle bekliyor olacağım. Yani umarım zamanımız da şey olur. Yani bol bol film izlemeyi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ertuğrul abi sana paslayayım. Ya film festivallerinin tabii Kürt film festivallerinin uğramış olduğu sekte sadece online olmaya pandemi vesaire değil. Aynı zamanda esas itibariyle de bu kayyum denilen rezaletin Kürdistan'daki bir sürü belediyeye el konulması sonucunda ortaya çıkmış olan yeni tabloda bence çok ciddi bir sansür mekanizması haline dönüştü. Birçok sinema salonuna el konuldu. Ben hatırlıyorum Batman'da Bakur'u gösterdiğimiz Yılmaz Güney sahnesi yakıldı kayyum atandıktan bir süre sonra. Yani müthiş bir kültür düşmanı bir iktidarla karşı karşıyayız ve her tür kültürel alanı yok etmek için ellerinden gelen artlarını koymuyorlar. Bu özellikle Kürt film festivallerinin düzenlenmiş olduğu bir sürü salonun kapatılmasına yol açtı. Bu kayyum baskısı, kayyum faşizmi. Ama yavaş yavaş bence bir bu açıdan bir toparlanma olduğunu gözlemleyebiliyorum. Yavaş yavaş artık belediye dışında daha özel organizasyonlarla bir dizi festivaller özellikle Türkiye'de gerçekleştirilmeye başlandı. Ayşe'nin öbür dediklerine tamamen katılıyorum. Birçok filmi izlemekte zorlanıyoruz. Çünkü ulaşamıyoruz. Çok fazla film var. Böyle bir seçkinin ortaya çıkması benim açımdan da bir izleyici olarak da iyi bir durum. Umarım siz de hedeflediğiniz başarıyı elde edersiniz. Serkeftin diyeyim. Teşekkür ederim size. Tamam. Ve çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Çok verimli oldu. Son bir şey söylüyorum. Hadi bir çay al, seni dinliyorum. Azıcık. Mer, hatırladım istiyorum. Atakan Mahir'i hatırlatmak istiyorum ben de. O zaman çok teşekkür ederiz herkese katılım gösterdiğiniz. Keyifli bir sohbet ettiğiniz için. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hepinize. Sağ olun. Buradan da olsa sizi görmek güzeldi. Teşekkür ederim. Evet, çok iyiydi ama görmek. Zaten Ceyhan Atakan'ı hiç unutmayacağız. Bunda senin de çok büyük katkın olacak. Yani bizi Atakan'la tanıştırdın. Bu bizler için çok değerliydi gerçekten. O yüzden emin ol hiçbir zaman onu unutmayacağız. Tamam. Tamam. Oldu. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.